Mesela ben kendim öğretmenim. Atanamayan maalesef, üzülerek söylüyorum. Kendim matematik öğretmenim, atanamadım. Çok yıllardır özelde biliyorsunuz şartlar çok kötü. Çok ağır yani, ve çok az özellikle para eğitim konusunda politikanın bu kadar kötü olması kabullenilecek bir şey değil. Gerçekten bu, vicdanen de insan yani düşün, bir toplumu oluşturan en önemli sebep eğitimdir. Eğitimin iyi olduğu bir yerde o ülke gelişir. Çünkü öğretmenler, düşünün, biz öğretmenler, avukatlar da bizim elimizden geçiyor. Değil doktor mi? Da bizim elimizden geçiyor. Manav da geçiyor. Buradaki herhangi bir ürünleri satan satıcı da bizim elimizden geçiyor. Yani bir temeli oluşturan en önemli şey eğitim. Eğitime çok önem veriyoruz. Zaten eğitime önem vermediğimiz için bu haldeyiz. Hocam, bu bilinçli yapılmış. Bu kadar yani kötü bu bir kadar, eğitim evet. Bu kadar, ve değiştirilmesi bu evet. Çocukların beynini dağıtmışız. İngilizce de bilmiyoruz, farkındasınız. Evet, evet. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Nasıl gelişebilir ki ülke? Diyorum yani, hani bu kadar kötünün gittiğini ve hiçbir şey çabalamaması evet. O yani kabullenecek bir şey değil. Kötü olduğunu biliyorsun evet. Ve hiçbir şey yapmıyorsun. Sonuç olarak tabii ki ülkenin gidişatı buna bağlı olarak ekonomi, riyakat diye bir sistem yok. Herkes kendi elinden, eşi, dostu, kimse, onlar belli bir yere geliyor. Riyakat yok. Sonuçta ekonomi bu hale geliyor. Yani, doğal olarak insanların yapısı da değişiyor. Toplum yapısını da oluşturuyor. Bunlar boşanmadan bir sürü sıkıntılar. Tabii ki hepsi birbiriyle bağlantılı yani. Peki öngörünüz nedir? Şimdi bugüne kadar geldik. Zam oldu, evet. O oldu, bu oldu. Evet. Diyorlar ki bugünden sonra da böyle gider. Millet alışır. Mesela dolar 40 olacak, artık önüne geçemeyiz. Millet alışacak mı, yoksa bu dükkanlar kapatacak mı abi? Ne düşünüyorsun? Yani şöyle bir durum var bence. İleriki zamanda inşallah ülkemiz adına tabii ki kötüye gitmez. Ama bu gidişatla belli yani biraz kötüye gidecek gibi düşünüyorum. Çünkü halkın bu kadar tepkisiz yani. Evet. Halkın bu kadar duyarsız olması beni üzüyor. Herhangi yani milletin bir değişimden yana değil. İnsanlar hep aynı şeyden, aynı kalıplar üzerinden gidiyor. Bir değişiklik yok. Evet. O beni bayağı üzüyor. Atanamayan öğretmenlerden dahi intihar edenler oluyor. Evet yani ya, atanan öğretmenler de mağdur şimdi. Yani düşünün, aldığı ücret kira parasını veriyor. Ne kadar alıyor efendim atanan bir öğretmen? Yani şu an 22-23 yani o civarlarda bir şu an yeni atandığı için Türkiye'nin evet. Neresine giderse gitsin 10.000 TL'nin altında ev bulma ihtimali yok mu? Yok yani o çocuk, bir de yani o çocuklara bile faydası yok. Çünkü aklı fikri ekonomide. Tabii canım. Elektrik parası, su, internet, ev kirası, bütün para bitti. Bütün para çocuk bitti. Çocuklara da konsantre olamaz öğretmen. Doğru. Çünkü sadece düşün yani. Atatürk'ümüzün dediği gibi, atamızın çok güzel bir lafı var. Diyor, ne diyor? Öğretmen maaşı diyor. Milletvekili maaşından fazla olmalı. Çünkü neden? Toplumu oluşturan bizleriz. Bravo. Çünkü o kafası rahat olacak. Sadece çocuklara kendini konsantre edecek. Çoğu öğretmen de zaten bunun bilincinde olmadığı için yani hepsi bilinçli. Fakat ama ekonomik olarak, beden olarak rahat olmadığı için çocuğa da bir faydası olamıyor. Aynen. Ve ekonomiyle birlikte çocuklar da rahatsız oluyor, eğitime destek olmuyor ve Türkiye'de gelişemiyor maalesef. Yani eğitim, şu an eğitim konusu da çok sıkıntılı bir süreç. İçi de çok boş yani maalesef. Hocam, çok matematik öğretmeni var mı atanamayan? Çünkü matematik öğretmeni önemli. Olmaz mı yani? Tabii ki. Hani ya bütün branşlar bence önemlidir. Her öğretmen değerlidir. Ama tabii ki matematik branşında bayağı atanamayan öğretmenler var. Ben kendim şahsen çevremden görüyorum. Hocam. Ve düşünün, ben de hani dereceyle bitirdim üniversiteyi ama tabii ki bir yerlere maalesef. Hocam, okuduğunuz günlerde, o zamanlarda kesin çalışırım diyordunuz değil mi? Böyle bir duruma, kesinlikle. Böyle bir duruma hesap etmiyordunuz. Tabii ki yani. Düşünün yani şu an, düşünün, yaşım 32. Bir ev kuramadım, evlenemedim yani. Çünkü önümü göremiyorum ki. Değil mi? Yani birisiyle evlenme gibi bir vaadim olamıyor maalesef. Üzülüyorum, geleceğimi hocam, göremiyorum yani. Hocam, birkaç sene sakın evlenmeyelim ama. Her zaman ümitli olmak lazım. Geleceğe daha aydınlık bakmaya çalışıyorum. İnşallah daha da düzelir. İnşallah ama hocam, bazı şeylerden de ders almak lazım yani. Hep geçmişe bakmak lazım. Nelerde hata yapıyoruz? Şimdi geçmişi bilmeden geleceğe de gitmek biraz olmaz. Hatalarımız nedir? Hocam, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerideki cumhurbaşkanı da, muhalefeti de, iktidarı da şu an ilkokul sıralarında öğretmenlerden ders alıyor. Tabii ki. Bunlar yani mecbur. Evet. İşte yani o öğretmenin gibi kalitesi, Türkiye'nin kalitesini belli ediyor. Tabii ki. Söylediğin gibi. Tabii hocam. Tabii evet yani. Aynen. Temelinde bu oluşuyor. Ama eğitim geçiyor. Ama burada kalitesizlik diğer şeylere de yansıyor maalesef, tabii ki maalesef. Yani ya zaten şöyle bir şu bir gerçek var, toplum olarak da insanlar biraz kendini bence bir toparlanmalı yani.
Şöyle topluma da baktım. Toplum olarak da çok kötü bir yere gidiyoruz gerçekten. Hocam uyuştuk. Kimse hiçbir şey hissetmiyor. Evet yani. Mesela adam diyor 50 mi diyor, 250 dese onu da verecek. Evet yani. Son parasını. Çok duyarsız bir toplum haline geldi. Çok üzülerek söylüyorum. Hocam, gerçekten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım, ben de. Umarım bir an önce atanmanız gerçekleşir. Önce dediğiniz gibi inşallah her şeyin hayırlısı. Hocam. İnşallah ülkemiz iyi yere bir gelir. Çünkü Türkiye'miz gerçekten güzel. Coğrafi yani, olarak Türkiye da. Cennet gibi ama. Tabii ki yani bu kadar. Ya üzülen. Üzüldüğümüz konu şu, bu kadar Avrupa'nın, tüm dünyanın kıskandığı bir ülkede bu duruma geliyorsak bu beni üzüyor. Şartlarımız uygun, her şey var aslında. Bakın üretimde diyoruz, tarımda düşünün, hayvancılıktan, Hollanda küçücük bir yer ya. Tarımda, hayvancılıkta bir numara dünyanın birincisi. Ama Türkiye'ye baktığımızda her yerde tarım en iyi şekilde yapılıyor, hayvancılık en iyi şekilde yapılır. Şu an ne yapıyoruz? Yurt dışından et alıyoruz, tarım ürünlerini alıyoruz. Ya Türkiye neyi kaldı? Konya gibi. Büyük bir ovamız var ya. Ya hocam Adana. Yani düşünün Adana'da şeyde. Çukurova toprakları verimli. Ne? Yani düşünsenize her şey var. Yukarıda Karadeniz. Solda olduğu yani, gibi Güneydoğu Anadolu. Doğu Anadolu. Yani ülkemde olan bir şey varken ben niye gidip bir de. Tabii ki insanlar da işsiz olur ve kente doğru yol alabilir. Evet. Çünkü yani üretim olmuyor insanın mesela. Köyden kente niye geçiyor? Sıkışıyor. Tabii ki her konuda da. Toplumsal bir yapı bozukluğu meydana geliyor. Hocam düşünün İzmir 300 günün üzerinde güneş alan bir şehir. Evet. Böyle dünyada 20 şehir yok. Yok tabii ki. Şu tabii İzmir'de ki yani. Bir tane turist göremezsin. Evet. Ne belediyemiz çalışır. Ya ne her devlet taraf, buraya evet, destek yani, yapar. Farkında mısınız? Yollar delik deşik. Tabii ki. İzmir'den de. İzmir'de mesela dediğiniz gibi. 81 il. Ya bunu ben parti bazı bakmıyorum hiçbir zaman. Hangi parti olursa olsun çalışsın ya millet için çalışsın. Aynen. Lütuf değil yani çünkü siz orada insanlar sizi seçiyor. Niye seçiyor? Ya, hizmet için şey yapıyor. Kafalar karıştı. Bize hizmet etsin diye seçtiklerimizde biz böyle evet duruyoruz. Yani, çok düşüne, evet yani düşünün evet yani onların evet maalesef maalesef i̇nşallah, yani inşallah. O kafayı inşallah değiştiririz. Saygılar. Evet çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun hocam sağ olun. Sosyal durumu soruyoruz. Ne durumdayız? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi evet. Ülkemiz adına konuşacak olursak şimdi düne kadar sokakta işte işsiz gezen arkadaşlarımız bugün çok rahat evlerini geçindirebilirler. Askeri ücret 11.403 lira. Şimdi işçi bulma kurumları var. Ülke istihdam sağlıyor gençlere, ailelere. İşte gidip iş bulup hayatlarını bir düzene koyabilirler. İşte bununla birlikte gelişen ev kiraları, doğalgaz vesaire. Ev kiralarını çok yaptılar be. Aynen. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bu zamlarla ilgili fahiş fiyat arttırımlarını uygulayan kişilere büyük yaptırımlar gelecekmiş. Geliyor mu abi? Uygulama ya? Başlatılacakmış. Öyle işte ya gençler. Sen diyorsun geleceğimiz umutlu diyorsun ya. Sen geleceğimiz biraz umutlu bakıyorsun. Umutlu. 2013'ten bu yana doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Azerbaycan'la 25 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması yaptılar. İşte bugün nasıl söyleyeyim? Herkes geçinebilir yani. Çalışan herkes geçinebilir. Sağ olun. İyi güzel herkes geçiniyormuş. Güzel o zaman.